Herkese merhaba. Bugün İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitmenleri kendi içimizde toplandık. Bu toplantıyı dışarıya açmadık. Bu sefer moderatörlüğü ben üstlendim. Önceki videolarımızı seyreden arkadaşlarım hatırlayacaklar. Hep Gönenç Hocam moderatörlüğü üstleniyordu. Bu sefer Gönenç Hocam bizim konuğumuz. Biz kendisine sorular soran kişiler olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Gönenç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Hocam. Fazla kızık sorular sormayın lütfen. Yok, rahat olun. Çok basit sorular soracağız. Ama tabii önce gündemi de konuşalım. Bu sefer elektronik ticareti konuşacağız. Bunu bir proje olarak görmekten bahsedeceğiz. Sizi pek çok ders verdiğiniz öğrencileriniz proje yöneticisi olarak, proje yönetimi tarafındaki özelliklerinizi biliyorlar. Bize önce kendinizi tanıtarak başlarsanız bir ilk adımı alalım. Buyurunuz. E-ticaretle müşteri olarak çok eski yıllarda tanışmıştım, hatırlıyorum. Amazon'dan kitap, DVD, CD siparişleri verirdik. Sanırım 90'lı yılların sonuydu. Büyük bir heyecanla ve hevesle beklerdik. O yıllar için tabii enteresan geliyordu kapıya kadar gelmesi, yurt dışından verdiğimiz siparişin. Sonra işin müşteri tarafına değil de çalışan tarafına geçtim. Hepsi burada da çalışmaya başladım 8 yıl kadar önce. Orada bir pazar yeri platformu kurduk, yani Marketplace. Sadece Hepsiburada'nın kendi ürünlerini sattığı bir platformken diğer satıcı firmalar da mağaza açarak kendi ürünlerini satmaya başladılar. Bu tabii ülkemizde ve dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Çok iyi bir büyüme trendi yakalandı. Hem sektör çok hızlı büyüyordu, hem de pazar yerlerinin satış hacmi çok hızlı büyüyordu. Günümüze kadar geldik bu şekilde. Pandemiden sonra da çok ciddi bir büyüme oldu gerçekten sektörde. Siz de etrafınızda görüyorsunuzdur. Herkesin gündeminde ticaret dolaşan, herkes bunu e-ticarete nasıl taşırım şeklinde planlar, projeler yapıyorlar. Ben de yaklaşık kaç ay oldu? 4-5 aydır freelance danışman olarak çalışıyorum. Bu işe girmek isteyenlere işte doğru yola yönlendirmeye çalışıyorum. Yapılacak hatalardan onları kurtarmaya çalışıyorum. Başlarına neler geleceğini biraz kendim deneyimlediğim için biliyorum. O yüzden onlara daha sorunsuz, daha verimli bir süreç yaşamaları için danışmanlık yapıyorum. Kısaca bu şekilde. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle basitten başlayabilir miyiz? Yani benim bir dükkanım var, oyuncak satıyorum. Yani bana ne önerirsiniz? Gideyim kendim web sayfamı açayım, oradan mı satayım? Yoksa işte bu söylediğiniz gibi hepsi buradan veya başka sayfalar da var. O tarz sayfalara giderek mi ürünlerimi satayım? Bunun bana avantajı ne, dezavantajı ne? Belki bu tip konuları merak edenler olabilirler ve online'a taşımak isteyenler olabilir. Evet. Bunun iki tavsiyede bulunur musunuz? Tabii ki. İlk önce aslında şunu söylemek lazım. Siz şu anda bunu düşünüyorsanız biraz geç kaldınız. Önce onu bir masaya yatıralım biz. Pandemiden sonra herkes aynı düşünceyle hareket ediyor ve keşke daha önce girseydiniz ama hiçbir şey için geç değil tabii ki. Bir an önce satışlarınızı online'a taşımanızı öneririm size. Şöyle düşünün, mağazanız var, dükkanınız var. Tamam, var olmaya devam ediyor. Belli saatlerde açık tabii ki ama online mağazanız 7/24 açık. Mağazanıza, fiziksel mağazanıza belirli bir trafik geliyordur o bölgede yaşayan insanlar. Ama online mağaza açtığınız zaman tüm ülke, hatta belki yurt dışındaki bazı potansiyel müşteriler de sizden satın alma imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla bunu bir an önce artık günümüzde bir zorluk gibi düşünmek lazım. E-ticareti açmak lazım. Dediğiniz zor birkaç yöntem var. Siz diyebilirsiniz ki ben baştan ciddi yatırımlar yapmak istemiyorum. Ürünlerim acaba gidiyor mu, alıcı buluyor mu, satış yapabilecek miyim, bunu görmek istiyorum derseniz ülkemizde pek çok büyük pazar yeri platformları var. Oralarda mağaza açabilirsiniz. Onların genellikle büyük bir bölümünde herhangi bir ücret talep edilmiyor sizden. Hatta girişimci kadınsanız pek çok avantajlar da var. İşte kargo bedava kampanyaları oluyor. Daha düşük komisyon ediyorsunuz gibi. Satış yapmazsa size bir maliyeti yok. Yani onu görmüş oluyorsunuz. Ya diyorsun, benim ürünlerim satmadı. Hiçbir yatırım yapmadığınız zaman. Satış olursa komisyon ödüyorsunuz. Bir de tabii her pazar yeri platformunun farklı müşterileri var. Farklı dönemlerde trafik çekiyorlar kendi sitelerine. Dolayısıyla hepsini de açmakta fayda var. Yani illa bir tanesini seçip de o pazar yerinde ben ürünlerimi listeledim demenin bir anlamı yok. Biraz vakit harcayacaksınız, o kadar. O vakit de şunun için önemli, ürünleri siteye yüklemek için.
Ürün görselleri çok önemli. Online ticarette ürünü sattıran aslında fotoğraf kalitesi ve ürün açıklamaları. Satıcı ona çok dikkat ediyor. Ürünün değişik açılardan çekilmiş kaliteli, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların olması çok önemli. Eğer oyuncaklarınızla ilgili böyle görseller yoksa, mesela ilk adım, projenizin ilk adımı bu fotoğrafları çektirmek olabilir. Bunun için yine pazarlık platformlarının bazı hizmetleri de var. Dışarıdan kendiniz de bu çekimleri yapabilirsiniz. Bu işe özel online sitelere fotoğrafçılık yapan stüdyolar var. Böyle bir iş kolu var, giderek orada genişliyor. Dolayısıyla ilk adım bir dijital katalog oluşturmak aslında. Ürünlerinizin fotoğrafları ve açıklamalarını oluşturmak. Ondan sonra o fotoğraflarla ve görsellerle Türkiye'de satış yapan bütün pazar yerlerinde mağaza açabilirsiniz. İşte Trendyol var, Hepsi Burada var, Amazon var, N11 var, Gitti Gidiyor var. Bunların dediğim gibi her birinde mağazanızın olması satış olasılığını artırıyor. Farklı müşteri grubu var, farklı dönemlerde trafik daha yoğun oluyor sitelerde. Dolayısıyla hepsini açmanın bir maliyeti yok. İlk adım bunu önerebilirim. Sonrasında ne olabilir? Hani dedik ya, pazar yerlerinde açtık ve gördük hangi ürün çok gidiyor, hangi ürüne ilgi var, hangi ürüne kadar tıklanıyor. Bunlar önemli bilgiler. Sonrasında siz artık benim de kendi internet sistemi olsun veya hatta internet sitesine de gerek yok, mobil uygulamam olsun diyebilirsiniz. Hem trafik hem de ciro mobile kayıyor büyük bir hızla. Mobilde geçirilen vakit daha fazla, hepimiz de öyleyiz aslında değil mi? Desktop'tan daha çok mobilde geçiriyoruz. Alışverişin de işte %0'lardan başladı, %1, %3, %5 derken mobil nabı giderek artıyor. Dolayısıyla şeyde hiç yanlış bir karar olmaz. Desktop'a hiç girmeyeyim, ben sadece mobil uygulamayla gireyim. Buraya çoğunlukla kayıyor trafik diyebilirsiniz. Türkiye'de de böyledir, dünyada hani belki böyledir. Türkiye'de de artık cep telefonundan insanlar sipariş veriyorlar. Aynen, yani elimizde sürekli telefon, bizim bir organımız gibi oldu değil mi? Bir elimizin uzantısı gibi oldu sürekli yanımızda. Yani tuvalette de onunla gidiyoruz. Otobüste giderken arabada trafik sıkışınca elimizi alıyoruz. Dolayısıyla orada trafik artışı devam edecekmiş gibi görünüyor. Ve bazı şirketler biliyorum, danışmanlık yaptığım şirketler de var bunun içerisinde. Sadece mobille bu işe giriyorlar. Hocam tam aslında bu noktada şöyle bir soru akla geliyor. Belki de pek çok kişinin çekincesi. Şu daha yeni yemek sepetinin başına gelen olay. Verdiğim bilgiler çalınır mı? Yani kredi kartı bilgilerim gider mi? Kredi kartında benden habersiz para çekilir mi? Sonra ismimle ilgili banka hesaplarıma girerler mi? Gibi endişesi olan insanlar olabilir. Evet. Buna yönelik güvenmeli miyiz, güvenmemeli miyiz? Hangisine güvenebiliriz? Neye bakmamız lazım böyle bir tedirginlik? Güzel soru. Aslında az önce demiştim ya, mevcut pazar yeri platformlarında mağaza açmak hani bir yatırım gerektirmiyor ve risksiz diye. Hakikaten öyle. Çünkü bu kredi kartı ve güvenlik konusu çok önemli. Hazır pazar yerlerinde o işi sizin adınıza platform üstlenmiş oluyor. Müşteri hizmetleri desteğine onlar üstlenmiş oluyor. İsterseniz gelin önce bir pazar yerinin bileşenleri neler ya da e-ticaretin bileşenleri neler, ondan başlayalım. Şimdi proje yönetiminde vardır ya, ilk iş paydaşları belirleriz bu. Zamanla iş kurum yapısını oluştururuz falan. Burada da aslında işin güvenlik boyutu çok önemli. Kargo boyutu çok önemli. Katalog dediğimiz ürünlerin görselleri, az önce anlattığım işte açıklamaları çok önemli. Sizin eğer kendi platformunuz olacaksa sadece ödeme anlamındaki güvenlik değil, siber güvenlik de çok önemli. İşte firewall, oraya yatırım yapmamız lazım. İşte çağrı merkezinizin olması lazım. Müşteri arayınca birileri ulaşacak. Hatta müşteri giderek beklentisi yükseliyor. Chat de yapmak istiyor. Canlı aradığında bir insanla görüşebilmek de istiyor. Fraud önemli bir konu. Anti-fraud için oturup bir plan yapmamız gerekiyor. Bunu yani açıklayalım istersen. Fraud'u da bir açıklayalım. Tabii bu e-ticarette çok büyük bir ciro söz konusu olduğu için buraya sahtekarlar, dolandırıcılar da çok ne derler, cazip onlar için de. Dolayısıyla her gün yeni yeni tekniklerle farklı şekillerde dolandırıcılık yapmak istiyorlar. Siz çok büyük çapta bir pazar yeri platformu olduğunuz zaman bu konuda da ciddi yatırım yapmanız gerekiyor. İşte farklı türleri var. Bunları engelleyecek o kişi gerçekten var mı?
İşte otelden verilen siparişler riskli olabilir mesela. Başkasının kartıyla da sipariş veriyor. Hani bu gerçek bir müşteri midir değil midir görmüyorsunuz ya. Dijital olarak bunu ayırt etmeye çalışıyorsunuz. Onun işte programları, yatırımları var. Oraya da kafa yormanız lazım. Onunla ilgili de yatırım yapmanız lazım. Kesintisiz olacak siteniz. 7/24 çalışacak. Ama yani müşteri bir girdiğinde çalışmıyor, bir girdiğinde çalışıyor. Öyle bir siteyi asla bir daha uğramak istemez adamların. Doğru sitesi daha çalışmıyorlar. Ancak şöyle durumlarda hoşgörüsü oluyor müşterinin. İşte Black Friday ya da Efsane Cuma gibi günlerde çok fazla trafik aldığı zaman sitede dolmalar oluyor. Buna biraz müşteriler alıştılar. Adalar demek ki trafik diyorum, biraz sonra tekrar deneyeyim. Ama onun dışında gerçekten tahammülleri yok. 7/24 kesintisiz süreç istiyorlar. İşte kargo dediğim gibi çok önemli. Çünkü siz ürünü vaktinde kargoya teslim ettiniz, güzel, ama henüz müşteriye gitmedi o ürün. Kargo süreçlerinin de kaliteli ve kesintisiz olması lazım ki müşteri, çünkü overall'da bütün deneyimi size fatura ediyor ya da yansıtıyor, olumsuzluk olursa. Yani kargo kırdıysa bile diyor ki bir daha ben X firmasından almam diyor. Onlar kırık getirdi diyor. Sizin bir suçunuz yok aslında belki de, ama faturayı size geçiyor. O yüzden kargo çok çok önemli bir bileşen. Evet. Sonuçta bunun mobil uygulaması var, web sitesi var, backup'larının alınması var. İçeride çok farklı programlar kullanmanız gerekiyor. Değişik raporlar alabilmek için. Hangi ürün tıklanıyor, müşterinin alışkanlığı neler, sepete atılıp alınmayan ürünler neler, işte hangi saatte hangi ürün gidiyor. Böyle çok büyük bir data var içeride. Bu datayı yorumlayacak bir programa, algoritmalara ihtiyacınız var ki ona göre stratejiler geliştirsin. İşte pazar yeri platformları şunları çok iyi bilir. Haftanın hangi günü hangi ürünler satıyor? Yılın hangi döneminde hangi ürün daha çok satılıyor? Ülkenin hangi şehrinde mesela hangi kitap daha çok satılıyor? Detayını da bilirler. Marketing çok önemli. Müşteri oraya getirebilmek, trafik çekebilmek çok önemli. Bunun değişik teknikleri var. En bilineni işte Search Engine Optimization dediğimiz SEO. Bu doğal olarak trafiği getirmek için iyi bir yöntem. Ama onun dışında reklam kampanyaları yapabilirsiniz. Günümüzde insanların hepimizin dijital dünyada bir iz bırakıyoruz yaptığımız her hareketle. Bir like, bir girip çıkma, bir gazete okuma, bir ürünü inceleme. Bu bıraktığımız izleri sonuçta akıllı bilgisayarlar topluyorlar. Bu izlerden anlamlı veriler oluşturuyorlar. Ve bunları da değişik kampanyalarda kullanıyorlar. Dolayısıyla bir bıraktığımız iz girip bir saate bakmaksa mesela önümüzdeki dönemde o saat veya benzerleriyle ilgili kampanyalar karşımıza çıkabiliyor. Başınıza geliyor dedim, yüksek olasılıklar. Mesela bunu kurgulamanız lazım masanın diğer tarafına geçtiğinizde. O trafiği içeriye nasıl getireceğiz? Dolayısıyla bunun sadece bir web sitesi veya sadece bir uygulama değil, arkasında aslında pek çok süreç var. Arkada büyük bir fabrika çalışıyor gibi düşünmek lazım. İadesi var, müşteri aldığı zaman iptal etmek isteyebilir. Ürün eksik geldiğinde eksik ürünü nasıl tekrar geri göndereceğiz? Aradaki kargo maliyeti ne olacak? İşte müşteri parasını eksiksiz geri alması gerekiyor. Kanunen tüketicinin böyle bir hakkı var, kargo dahil. 14 gün içerisinde cayma hakkı var. Bazı işte hijyenik ürünler gibi, tek kullanımlık ürünler gibi, onların haricinde müşterinin 14 gün içerisinde cayma hakkı var örneğin. 14. günün sonunda size başvurduğu zaman ben vazgeçtim diye koşulsuz olarak tamam deyip ona bir kargo kodu veriyorsunuz. Mesela o kargo kodu da önemli çünkü müşteriden hiçbir maliyet çıkmaması, para çıkmaması gerekiyor. Ücretsiz olarak göndermesi gerekiyor müşterinin kanunen. Ve siz 14. gün sonunda bir kargo kodu verdiniz, müşteri onu hemen göndermek zorunda değil mesela. Kanun diyor ki 14. gün başvurur. Gönderir demiyor ama. Ondan sonra gönderir diyor. İşte o kargo kodu sektörde genelde 10 gün geçerli oluyor. 10 gün içerisinde canı istediği bir gün müşteri gönderiyor size. Ne oldu? Sattınız. Kargo ile gitti. Bir hafta geçti. 14. gün başvurdu. 3 hafta geçti. 10 gün, 10. günün sonunda geri döndürdü size. 2 hafta da öyle geçti. Hani 5 haftaya kadar bir ürünün iade süreci devam edebiliyor. İşte evet. Bunları hesaplamanız lazım. Mesela o ürünü parasını da alamadınız. Aradaki kargo maliyetleri de size yansıdı, gitmesi gelmesi falan. Orada bir zararınız söz konusu. Ve de satamıyorsunuz da yeni bir müşteriye. Çünkü o ürün size değil o anda. İşte her işte olduğu gibi
Bu işte de fire var. Mesela kurgularken bunu da bir düşünmeniz lazım. Bu işin firesi var. Kargoda kayıp olabilir, kırılma olabilir, müşteri iade edebilir. İade geldiği zaman tekrar satışa uygun şekilde mi gelecek o ürün? Böyle konular da var. Ama işte bunları baştan kabul edip bütçelemek lazım. Proje yönetiminde hep diyoruz ya, riskleri önceden belirleyelim. Bunun bütçesini ayıralım. Burada da bir fire bütçesi ayırmak lazım. Yoksa çok büyük bir şanssızlık oldu. Bu ay 3 tane ürün iade geldi. Ne yapacağız şimdi? Duruma düşmemiz lazım. Onu önceden düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bunun gibi pek çok bileşeni var. Bunları iyi tasarlamak lazım. Böylece bu söylediğiniz maddeleri düşünmüş olan şirketler var. İşte hepsi burada gibi. Hani benim gibi oyuncak satmaya kalkan birisi bu detayları düşünmekten kurtuluyor. Kurtuluyor gerçekten. Yani gidip orada mağaza açtığınız zaman sizin müşteri hizmetleriniz de var. Evet. Birisi telefon açınca cevap veriyor. Sizin anti-fraud yazılımınız da var. Sizin ödeme sisteminiz de var. Kredi kartından, evet, müşteriden para alınıyor. Sizin kargo entegrasyonunuz da var. O firmalar kargolarla anlaşmalı olduğu için siz istediğiniz kargoyu seçip bir kargo kodu üretiyor sistem size. O platformun sistemi. O kargo kodunu yapıştırıp bu paketin üzerine kargoya veriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu farklı bileşenleri düşünmeden bu işe başlamış olursunuz. Ama bunun karşılığında da komisyon ödüyorsunuz. Yani çok fazla geniş bir skalada %1'den %25'e kadar değişir kategorisine göre komisyonlar. Bunlar dönem içerisinde de rekabet koşullarına göre artabiliyor, azalabiliyor. Ama sonuçta öyle bir komisyonu da sattığınız ürün grubuna göre vermeye göze alıyorsunuz. Karşılığında da bu yatırımlardan veya bu konuları düşünmekten kurtulmuş olursunuz aslında. En önemlilerinden biri de trafik getirmek. Tabii siz şimdi oyuncak dükkanınız için bir mağaza online açtığınız zaman veya mobil uygulama, internette hiç kimsenin bundan haberi olmayacak ilk anda ve o insanları oraya nasıl getireceksiniz? Trafik çok önemli. Gelen trafiğin belli bir yüzdesi satışa dönüşüyor. İstatistiksel olarak o rakamlar var. İşte o trafiği nasıl getireceksiniz? Mesela reklamlarda kimi oynatırsanız o trafik gelir. Veya influencerlarla anlaşmanız lazım. Çok yaygın yöntemlerden bir tanesi. Twitter'da, Instagram'da böyle etkin olan insanlar var. Onlar sizin sitenizin reklamını yapabilirler. Daha uygun ücretlerle aslında başlangıç için influencerlar kullanılabiliyor. Ama pazar yeri platformlarında mağaza açtığınız zaman trafik getirme derdiniz de olmuyor. Trafik zaten bir şekilde siteye geliyor. Televizyonda reklamları dönüyor zaten. Dönüyor zaten. Ama işte sizin ürününüzün, tabii kendinize bu soruyu sormanız lazım en başta. Yani her üründe satmıyor sonuçta trafik geldi diye. Yani benim ürünümün ayırt edici özelliği ne? Ya da benim değer önermem ne? En başta bir buna kafalamak lazım. Niye alsınlar ki insanlar, değil mi? Tüketici alışkanlıkları, birincisi uygun fiyatlı olursa alıyorlar. O ürünü her yerden alabilirim ama bende daha uygunsa benden alıyorlar. İkincisi, o ürünün çok az bulunan, eşi benzeri olmayan bir ürünse, tek satıcısı bensem alabiliyorlar. Üçüncüsü, daha önce kullandıkları, alışkın oldukları bir ürünse, memnunlarsa o ürünü almaya devam ediyorlar. Hepimizin de öyledir, değil mi? Evimizdeki bazı ürünler, işte ne bileyim, Selpak mendilden, bulaşık deterjanına, çamaşır deterjanına, genelde aynı markadır. Onları tekrar tekrar sipariş veriyoruz. Evet. Orada mesela fiyat önemli oluyor, değil mi? Zaten ürünü kafada seçmişiz. Dolayısıyla bunu bir düşünmemiz lazım. Yani e-ticaret platformuna girdim diye benim illaki o ürünü satacak diye bir şey yok. Bu soruyu sormamız lazım. Niye satacak? Yani tüketici bunu niye alır? Bir sorun var benim. Komisyon oranının bir üst sınırı var mıdır? Kanunen veya pratik olarak? Üst sınır hocam diyemem, affedersin. Komisyon oranı. Evet. Komisyon oranı ticari bir konu. Taraflar sözleşme imzalıyorlar. Ve değişmesi de gene imza ile oluyor. Dolayısıyla kanunen alt veya üst sınır yok. Ama konuşuluyor bu. Bunu belli bir düzene sokmak için planlar olduğunu biliyorum. Sonuçta pazar yeri platformları komisyon oranlarını genelde açıklıyorlar, gizli bir bilgi değil. Ama tabii ki ticarette şu oluyor. Çok fazla satış yapan firmalara komisyonda bir miktar kolaylıklar, indirimler sağlanıyor. Dolayısıyla bu konu pazar yerinden pazar yerine değişiyor. Eğer Gökdem Hoca oyuncakçı dükkanını eğer açmayı düşünüyorsa farklı platformlarda, muhtemelen karşılaşacağı şey şudur. %1 ile %2 arasında, belki 3 arasındaki bir bantta çok farklı komisyon oranları alacak diğer platformlardan. Ve bunlar da değişik dönemlerde değişecek. Yani bir firma indirime gidecek komisyonlarda. Bir firma zam yapacak, sonra öbürü de zam yapacak. Bu böyle sürekli değişen bir konu, komisyon oranları. Dolayısıyla yakından takip etmekte fayda var. Genel hocam,
Çok özür dilerim. O yüzden de birden fazla platformda olmanın bir avantajı da bu. Farklı farklı komisyonlar var çünkü. Evet, güzel. Konuşmanın doğalında bu dijital daha doğrusu marketplace platformlar öne çıkmış oldu. Evet. Başlangıçta hani ilk adım olarak dijital katalog oluşturmak iyi bir başlangıç sağlayabilir demiş. Bunun dışında diyelim ki Gökrem Hoca bu oyuncak mağazasını böyle bir platforma taşımaya karar verdi. Başka dikkat etmesi ya da yapması gereken yatırımlar var mı? Tabii IT altyapısı en başta, değil mi? 7/24 çalışan kesintisiz bir site olacak. Bu site Gökrem Hoca'nın yapacağı kampanyalara çok hızlı yanıt verebilecek. Yani çok hızlı içerik değişebilecek. Yönetiminde birisi olması lazım. Ya bunu kadroya alacak ki kadroya almak çok akıllıca olmayabilir. Bu işin yönetimini dışarıdan destek alarak uzman firmadan sağlayabilir. Yani hem kesintisizliği sağlayacak, yedeklemeyi sağlayacak, hem sitenin güvenliğini sağlayacak, site eklenmeyecek. Hem de işin içine mesela ödeme almak girince o bambaşka bir boyuta giriyor. Ödeme sistemiyle ilgili de uzman danışmanlık yapan kuruluşlar var. Onlardan destek alabilir. Çünkü birisinin kredi kartı bilgisini almak bir sorumluluk aynı zamanda. İşte bunu genelde 3D Secure kullanılarak yapılıyor. Bu konuda da bir düşünmesi lazım. Nasıl halledecek? Mesela çeşitli alternatifler var. Başka ne var? Mesela deposu. Eğer mağazası varken iş şeydi, mağazadaki raflardaki ürünleri satmaktı. Ama online ticarette bir depoya ihtiyacı olacak. Mağazada bütün store'u tutamaz. Pahalı olur mağaza çünkü muhtemelen iyi bir yerdedir, değil mi? İnsanlar ziyaret ediyor, bir cadde üzeri falandır. Ama herhangi bir yerde deposu olması lazım. Depo yönetim konusunda kafa yorması lazım. Stok yönetim programlarına ihtiyacı var. Raflarda ürünler varken belki de store'u çok yakın takip etmiyordu, değil mi? Kabaca azalınca sipariş veriyordu falan. Ama burada her bir ürünü SKU deniyor. Tek tek stoğunu yani çok yakından takip etmesi lazım. Çünkü şöyle düşün birsen, farklı pazar yerleri platformunda satışa açtık ürünümüzü. 10 tane var o oyuncaktan, spesifik bir ürün. Bir pazar yerinde sattı, ben onu gönderdim. Diğer bütün pazar yerlerindeki stok bilgimi 9'a çekmem lazım. Bu da tabii elle yapılacak, her gün her saniye yönetilecek bir konu değil, mümkün değil. Dolayısıyla Gökrem Hoca'nın muhtemelen bir de stok yönetimine ihtiyacı olacak. Bu konuda da uzman firmalar var, entegrasyon firmaları var. İşte Gökrem Hoca'nın kendi sistemini o pazar yeri platformlarıyla entegre ediyor. Bir ürün satılınca bütün hepsinin stokundan bir tane düşüyor. Veya Gökrem Hoca ürününün fiyatını indirmek istedi, kampanya yapmak istedi. Bir defa kendi sisteminde ürünün fiyatını belirliyor, platformlarda o fiyat geçerli oluyor eğer isterse. Veya farklı platformlarda farklı fiyatla da satabilir tabii. Dolayısıyla evet, başta hep avantajlarını söyledik farklı platformlarda mağaza açmanın. Bir de yönetsel anlamında getirdiği yük var tabii ki. Müşterinin en hassas olduğu konu aldığı ürünün kendisine gönderilmemesi. Dolayısıyla Gökrem Hoca'nın stoğu sıfıra inince o ürünün kapanıyor olması lazım pazar yerlerinde. Yoksa tüketici kanunu gereğince gösterip de ürünü satıp ondan sonra kusura bakmayın ya stok bilgisi güncel değilmiş gönderemiyorum demek mümkün değil. Burada tüketici hakem heyetine gidiyor ve kazanıyor. O ürünü bulmak zorunda veya muadilini bulmak zorunda veya müşteri ikna etmek zorunda. Bazen işte hediye çeki vererek daha üst model ürün göndererek falan ikna ediliyor. Dolayısıyla ben bu işe kendi başıma kalkayım deyince IT altyapısı, kargo ile kendim anlaşmam lazım. Bir depom olması lazım. Depoda yeterince ürün olması lazım. E-ticarette çünkü 3 tane 5 tane ürünü satışa koymak az sayıda stokla çok fazla çeşitli ürünü yönetmek çok kolay değil. Dolayısıyla bunları yeterince stok sayısıyla güçlü bir şekilde girmek için de işte depoya, depo yönetim sistemlerine ihtiyaç oluyor. Liste biraz uzamaya başlıyor. Belki uzun vadede kendi bünyemde bir fotoğraf stüdyosu kurayım, küçük orada fotoğrafları ve kendim çekeyim diyebilir. O da işin bir boyutu. Yani yapan firmalar var veya dışarıdan destek alan firmalar var. İşte rakipleri yakından takip etmesi lazım. Benzer ürünler, o oyuncağı diğer firmalar kaç liradan satıyor mesela. Bunun programları var. Değişik platformlardaki fiyatları tarayıp getiren. Hatta iş o derece otomatize edilmiş ki Gökrem Hoca mesela o programı satın alıp kurduğu zaman şöyle bir ayar set edebiliyor. Planca oyuncak bütün satıcı firmaların sattığı fiyattan daha ucuza
satış yapmak istiyorum. Gidiyor platformlardan fiyatları getiriyor. En düşük fiyatın işte 1 kuruş, 2 kuruş, 5 kuruş ne kadar istersek onun altında bir fiyat belirliyor. Otomatizasyonu çalıyoruz. Tabii az sayıda ürünüm varsa, şimdi oyuncakçıdan gittiğimiz için genelde çok çeşit olabilir. Az 10 tane, 50 tane, belki 100 çeşit ürünüm varsa bunları yönetmek biraz daha kolay. Ama binlerce çeşit ürün satıyorsak o zaman iş daha kompleks hale geliyor. O zaman yazılım desteğine ihtiyacımız oluyor. Veya dışarıdan entegratör firmalardan destek almaya ihtiyaç oluyor. Ali Hocam, ses kapalı. Ben de can alıcı soruyu sorayım. Şimdi Gökhan Hocam oyuncakçıyı açtı. Pazar yerinde oyuncak satmaya karar verdi. Siz dediniz ki depo dediniz. Ondan sonra kargo dediniz. Sonra şu uzmanlığa para, bu uzmanlığa para dediniz. Çok güzel, bunlar gerekiyor. Asıl can alıcı konu, 5 hafta iade süresi var dediniz. Gökhan Hoca, mağazasına gelen babaya, anneye oyuncağı verdiğinde parasını alıyor. Bizden ne kadar sürede? Şimdi tabii pazar yeri platformları az önce saydığımız bir sürü hizmeti ücretsiz veriyor baktığımız zaman, değil mi? Dedik ya işte müşteri hizmetleri, antifraud yazılımları, pek çok şey saydık. Onun karşılığında da tabii müşteriden anında parayı çekti kredi kartından, değil mi? Bu parayı 14 gün cayma hakkı var müşterinin. Toplamda iade süreci 5 haftaya yayılsa da 14 gün cayma hakkı var. Her an müşteri cayabilir diye bir 14 gün tutuyor zaten pazar yeri platformu. Üzerine de sizinle anlaştığı vadeyi ekliyor. Bu vadeler genellikle ticari bir konu olduğu için 2 hafta, 6 hafta arasında değişebilir. Sizin anlaşmanıza bağlı. Eğer mesela 6 hafta vadeyle anlaştıysanız 2 haftada cayma hakkı var. Siz 8 hafta sonra alıyorsunuz. Ama tabii sektörün dinamiklerine göre farklı kategorilerde bu sürelerde değişiyor. Elektronik kategorisinde biraz daha kısa sürebilir. Bu arada çünkü döndürmesi lazım Gökhan Hoca. Şimdi 8 hafta beklediği zaman düşünün, bir tane iPhone sattı. Yerine yenisini koymak için 8 hafta bekliyor, yani çok uzun bir süre. Kategorisine göre bu sürelerde çok değişiyor. Pazar yeri platformundan pazar yeri platformuna da çok değişiyor. Dolayısıyla ödeme vadesi, evet, e-ticarette Ali Hocam doğru bir noktadasınız, kritik bir konu. Bunu en başta o e-ticaret sitesine mağaza açarken önemli gündemdeki konulardan bir tanesidir. Zaten en önemli iki konu, komisyon oranı ne olacak, ödeme vadesi ne olacak? Hep bu konu, iki konu üzerinde pazarlıklar yürür. O zaman bu ürünler tek tek o firmayla, mesela hepsi buradayla oturulup, telefon satıyorsam şu, bilgisayar satıyorsam bu kadar sürede, komisyonu bu diye ayrı 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 madde madde yazılıyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Bunlar kategori bazlıdır. Ürün bazlı değil ama. Evet. Elektronik, mobilya, anne bebek, fashion, giyim, moda gibi kategoriler var. Kategori bazlı, evet. Bu komisyon listeleri zaten çarşaf gibi listelerdir hakikaten. Yani tek bir oran yoktur. Evet. Ödeme vadeleri de benzer şekilde. Ve de kargo ücretleri de desi bazlı ve farklı kargo firmaları da var. Dolayısıyla sizin elinizde 3-4 tane çarşaf gibi listeler olacak bu işe girdiğiniz zaman. Kargolar, işte sizin sattığınız ürünlerin desisine göre kargo fiyatları kargo firmasının listesinde farklılık gösterebilir. Atıyorum 3 desi de falanca kargo uygundur da 5 desi de filanca kargo daha uygun olabilir. Dolayısıyla siz satacağınız ürünü hangi kargo ile göndereceğinizi de o çarşaf listelere bakarak karar verebiliyorsunuz. O da önemli bir kriter, kargo fiyatı çünkü önemli. İşin önemli giderlerinden biri. Dolayısıyla hangi ürün sattığımızı karar verirken bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Ben kalem satıyorum. Kalem 3 lira. Kurşun kalem çok güzel, çok kaliteli. Fiyatı da çok uygun. Ama 3 liralık kalem 7 liralık kargo ücretiyle gidiyorsa işte burada bir düşünmek lazım, bu kargo ücretini nasıl işin içine dahil edeceğim diye. Evet. Kargo önemli gider kalemlerinden. Maalesef. Peki. Tamam, ben bu işten anlamıyorum, onu anladım. Ve Gönenç Şener'e geldim. Gönenç Bey dedim, yani bana bir yardım edin. Siz danışmanlık işine girmişsiniz. Bu işleri biliyorsunuz. Bir danışmanlık yapın bana dedim. Ben sizden ne hizmet alabilirim hocam? Şimdi ben de bir dördüncü çarşaf listeyi getiriyorum. Alacağınız hizmetleri farklı bir şeyler. Tabii oyuncakçı da olabilirim veya şey de olabilirim. Yani daha büyük bir şirket, ben de böyle hepsi burada gibi bir şey açmak istiyorum ki bu kadarıyla öyle müşterileriniz de var. Evet. Beraber çalıştığınız firmalar da var, inşallah daha da artsın. O firmalara da şeyler yapıyorsunuz, danışmanlık hizmeti. Bu danışmanlık hizmetinin çerçevesini bize bir anlatır mısınız?
Aslında bu sizin ihtiyacınıza göre şekilleniyor. Sonuçta sizin gereksinizi anlamam lazım. İşte nasıl bir e-ticaret var kafanızda? Ne yapmak istiyorsun? Hani soru gerçekten şeyse, ben hiçbir şey bilmiyorum ama e-ticarete girmek istiyorum. O zaman biraz basit düşünmek lazım. Önce küçük ödevler veriyor mesela. Yani bir pazar yeri platformunda bir tane ürünü satış açar. İşte bu süreci bir deneyimleyin. Ondan sonra tekrar görüşelim diyorum. Burada mesela sizi şu bekliyor. Sözleşme imzalayacaksınız. Önce başvuracaksınız orada mağaza açmak için. Sizden bazı evraklar istenecek. Diyeceksiniz ki ya benim bazı eksiklerim varmış, onları tamamlayayım mesela. O evrakları tamamladınız, size bir platform şifresi veriliyor ve artık orada ürün listeleyebilir, satabilir pozisyona geliyorsunuz. Sonra dediğim gibi fotoğrafı var mı, ürünün görseli var mı, ürün açıklamaları var mı? Hani bu bir tane ürünü açmanın deneyimini bir yaşayın diyor. Ondan sonra... Beraber mi yapıyoruz? Siz benim yanında oturuyorsunuz, beraber giriyor muyuz yoksa? Hayır, hayır. Yani bana ödev mi? Ödev, evet. Bunu bir, bu deneyimi bir yaşayın. Sonra siz tabii iki şey olabilir. Ya lanet olsun, ben ne uğraşacağım onunla diyebilirsiniz tabii. Veya ya iyiymiş falan diyebilirsiniz. Yani koydum ya da iki tane sipariş geldi diyebilirsiniz. Evet. Ondan sonra işte beraber yol haritası çıkıyor. Yani bu diğer ürünleri de aynı şekilde listelemek, diğer platformlarda da açmak şeklinde ilerleyebilir. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Aslında benim gönüllü yaptığım bir danışmanlık da var. Girişimci Kadınlar COVID'le Mücadele Ediyor isimli bir program var. Bu programa pek çok büyük şirket sponsor oluyor. Benim gibi bu işten anlayan mentorlar var. Biz de bu girişimcilere aynen dediğiniz gibi o boyutta böyle ödevler vererek işte o şekilde bir süreç izliyoruz. Onlar çünkü genellikle kendi ürettikleri, bazen evde, bazen aileden işte tarım ürünleri olabiliyor. Zeytinyağıdır, baldır, değişik gıdalardan üreten kendi aile üretimi şirketler olabiliyor. İşte onlara dediğim gibi bir destek amacıyla, bir sosyal sorumluluk projesi şeklinde destek oluyoruz. Onların tabii nihayetinde amaçları şu oluyor. Böyle çok büyük paralar harcamak istemiyorlar, bütçeleri yok zaten. Böyle dediğim gibi depo açalım, işte site kuralım, trafik için reklam bütçesi ayıralım, böyle bütçeleri yok. Pazar yerleri platformunda kadınları destekleyen kampanyalardan faydalanıyor. İşte kargo ücretleri bize uygun olsun, komisyonlar bizden daha az alınsın ki hemen hemen pek çok pazar yeri platformunda var böyle imtiyazlar kadınlar için. Onlara aslında bir şey yapıyoruz yani, mentörlük yapıyoruz. Size sorduğum gibi şeyi soruyorum. Buyurun. Buna nasıl başvurabilirler? Yani bir link mi var? Yoksa herhangi bir sayfaya gitseler? Şöyle. Yoksa size ulaşsalar siz mi yönlendirirsiniz onun prosedürünü? Hocam Google'da ararlarsa bulurlar. Programın adı dediğim gibi Girişimci Kadınlar COVID-19'da Mücadele Ediyor. Bunu yazdıkları zaman bütün bilgiler çıkacaktır. Oradan destek almak istiyorlar. İşte mentor ve girişimci kadınları eşleştiren bir program var. Onun üzerinden birbirimizle eşleşmiş oluyoruz. Bir görüşmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu işte küçük COBİ diyebileceğimiz veya daha altı diyebileceğimiz kendi el emeği göz nuru ürünleri satmak isteyen kadınlarımıza destek oluyoruz. Sonuçta onları tabii kendilerine şu soruyu sormalarını istiyorum. Dediğim gibi yani bu ürün gerçekten satar mı? Yani ben kendimce çok iyi bir şey tasarlamış olabilirim. Tasarım çok güzel ama tabii bu internet ortamında onu göstermek, insanlar dokunamıyorlar. Yani sadece bir fotoğrafını görüyorlar. İşte evde çektiğim bir fotoğrafla onu satması mesela çok zor gerçekten. İşte cep telefonuyla ben bunun fotoğrafını çektim diyor, satmıyor diye. Gerçekten zor çünkü. O ürünün kalitesini ya da belki sanatsal değeri var değil mi? El emeği göz nuru bir ürün. Ama onu insanlar nasıl algılayacak? İki boyutlu bir ekranda görüyoruz veya cep telefonunda görüyoruz. Dolayısıyla çok kolay değil. Bu sorulardan da başlamak lazım. Yani bu ürünün değerinin vermesine, bu ürün niye satsın, nasıl satsın, kim alabilir, alıcısı kim? Belki bir sanat galerisinde olsa çok kişi görüp beğenip alacak ama internet sitesinde bir de milyonlarca ürün var tabii. Listeye girdiğimiz zaman algı çok dağılıyor değil mi? Yani benzerleri çok var. Biz şimdi tabii hep olumsuz yanları konuşuyor gibi olduk ama olumlu yanlarına da dönecek olursak Türkiye'de COVID sonrası, pandemi sonrası 5 milyon kredi kartı ilk kez e-ticarette kullanılmış. Bunu BDDK açıkladı. Ciddi bir rakam değil mi? 5 milyon adet kredi kartı ilk kez e-ticarette kullanılmış. %90'ın üzerinde bir büyüme var. Zaten 35-40-45 yüzde her yıl büyüyordu. Pandeminin ilave bir ciddi bir katkısı oldu. Dolayısıyla hani burada konuştuklarımız göz korkutuyor gibi olmasın. Yani bu işin bir zorluğu varmış gibi olmasın.
ticaret buraya doğru kayıyor. Toplam satışların içerisinde online satışların payı sürekli artıyor, ciddi şekilde artıyor. İleride de böyle gidecekmiş gibi görünüyor değil mi? Herkes alıştı şimdi, pandemi bitti, hemen sokağa dökülünce eskiden olduğu gibi offline ağırlıklı alışveriş yapmayacağız. Bunu alışan, avantajlarına deneyimleyen insanlar devam edecekler. E-ticarette satılmayan pek çok şey bu dönemde satıldı. Marketler mesela ciddi şekilde işin içine giriyor. Balık sipariş verebiliyoruz. Eve balık geliyor. E-ticarette yok mesela balık satışı değil mi? Sebze, yaş sebze, meyve alışverişleri çok yaygın. Yemek siparişi giderek artıyor internet üzerinden. Hani baktığımız zaman bütün işin zorluklarından hep bahsettik ama ticaret buraya doğru kayıyor. Buradaki pasta giderek büyüyor. O yüzden ilk söylediğim gibi bir an önce buraya girmekte fayda var. Bütün bu saydığımız zorluklarına ya da baş etmemiz gereken farklı bileşenlerine rağmen burada bir an önce yer almamız daha doğru olur. Peki, çok çok teşekkürler. Var mı bilmiyorum başka sorumuz aklımıza gelen. İşin proje yönetimiyle ilgili tarafını çok fazla konuşmadık ya da şöyle eğitim tarafını konuşalım. Mesela eğitimlerini veriyorsunuz herhalde. Bu bir veya iki günlük bir eğitimler şeklinde. Evet, bir günlük bir eğitim, evet. Aslında burada, buyurun hocam. Bunun içeriğinden birazcık bahseder, yani belki içerikler elbet yakın şeyler ama eğitime katılan bir kişi hani çıkıp kendi sanal mağazasını kurmanın inceliklerini herhalde görmüş olacaktır diye tahmin ediyorum. Belki ondan bahsetmek istersiniz. Eğitimin içeriğinde neler var? Aslında hocam eğitimin içeriği de seviyeye göre çok değişebiliyor. Yani zaten dijitale taşınmış süreçleri olan ama satışını artırmak isteyen kişiler olabiliyor veya hiç tanışmamış kişiler oluyor. Ona göre farklı içerik var aslında. Hiç tanışmayan kişilere aslında burada konuştuğumuz gibi başlıyoruz. Yani bunu bir deneyimlemek lazım. İşte bir pazar yeri platformunda bir mağaza aç, bir ürün listele, orada bir satışa sun bakalım, bir nasıl yapıyorsun gibi başlıyor. Oradaki işleyişi anlatıyor nasıl. Pazar yeri platformları hangi modelle çalışıyorlar, onlar işte nasıl para kazanıyorlar, hangi hizmetleri sizin adınıza yapıyorlar gibi. Bir de daha ileri seviye olanlar var, onlarla daha farklı içerikler. Onu tabii kişiselleştirmek gerekiyor içeriği. Dolayısıyla eğitimin böyle tek bir şeyi yok. Hani bir tane eğitim yok aslında. Yine gereksinime göre danışmanlıkta da olduğu gibi içerik değişiyor. Şimdi e-ticaret dünyasında o kadar hızlı gelişiyor ve değişiyor ki herkes, yani her şey. Bir ürün çok popüler olabiliyor. O gün çok sattı. Aynı ürünü ben de getireyim Çin'den, bu ürün süper gidiyor deyip getiriyorlar ve bir hafta sonra modası geçiyor ve satış görmüyor o ürünü. Dolayısıyla çok dinamik. Yani burada en başta onu da bir insanların kabullenmesi lazım. Ciddi zaman ayırması gerekiyor. Yani başında oturacaksınız, siparişleri takip edeceksiniz, raporları takip edeceksiniz. Günümüzde tabii evden çalışılıyor, biraz daha rahat oldu ama kafanızı başka bir yere çevirdiğiniz anda bambaşka bir dünya oluyor. Dolayısıyla geç kalmamak için her zaman sizin de online olmanız gerekiyor. Nasılsa mağazanız açık 7/24, algılarınız açık, sürekli piyasayı izliyor, kokluyor, ürünlerin hangisi gidiyor, hangisi gitmiyor. Yeni ürünler eklemeniz, bazılarını satıştan çıkartmanız, hani sürekli elinizin bu işin üzerinde olması gerekiyor. Bu da işin zor taraflarından bir tanesi. Yani ben mağazayı açtım, o oturayım, o kendi kendine satıyor gibi bir süreç olmaması lazım. Nasıl fiziksel mağazada sabah dükkanı açıyoruz, kepenkleri kaldırıyoruz değil mi? Aslında malları diziyoruz, parlatıyoruz, belki daha albeniz yüksek olsun diye bir takım faaliyetler yapıyoruz fiziksel mağazada. Burada da benzer şeyler var aslında. Yani sürekli ilginiz sattığınız ürünlerde olacak, sürekli mağazanızda olacak gözünüz. Kafayı başka yere çevirmeye gelmiyor yani. O ürünle ilgili bir söylenti çıkıyor bir anda. Tepe taklak olabiliyorsunuz. Fiyatları çok iyi takip etmeniz lazım. Yani siz çok iyi bir fiyata sattığınızı zannediyorsunuz. O çok görülür mesela. Ben çok uygun fiyata aldım, depoladım. Bende çok var o üründen. Benden daha iyi bir fiyat yok. Dünyada yok. Türkiye'de yok. Bir sabah bir uyanıyorsunuz. Herhangi bir pazar yeri platformunda sizin 100 liraya sattığınız bir ürün aynısı. Birisi 80 liraya sattı. O ürün depoda sizin artık çürümeye mahkum hale geldi. O 80 liraya satan adamın stoğu bitene kadar sizin 100 liraya satacağınız ürünü kimse almayacaktır. Aynı ürünse eğer. Böyle bir dünya var. Bir şey soracağım ben burada yine. Ortalama bir kişi haftada 40 saatini verse yeterli olur mu? Bu piyasanın takibi vesaire için. Hocam aslında bunu
işin hacmiyle orantılasak ya, değil mi? Sizin ne kadar mağazanız var, kaç çeşit ürününüz var, ona göre değişir. Ama siz küçük bir işletmeysiniz. Girişimci kadınlardan bahsetmiştik ya. Tabii ki yeterli olur. Tabii ki olur. Bunun içerisinde tabii desteğe ihtiyacınız olan şeyler olacaktır. Satış olduğu zaman mesela kim paketleyecek, kargoya verecek diye etiket üretiyorsunuz. Etiket basmanız ve bunu kargoya teslim etmeniz lazım. Genelde o işler için desteğe ihtiyacınız olur. Satış olduğu anda paketleyecek güzel bir şekilde ve ilgili kargoya teslim edecek bir eleman ihtiyacınız var. Bir de işte bilgisayar başında oturup dediğiniz gibi normal bir mesai yapıyormuşçasına ürünleri, fiyatları, rekabeti izleyecek, raporları takip edecek. Gerekirse kampanya yapacak. İşte firmalar sıklıkla pazar yerlerinde hep 3 lira 5 lira daha uygun fiyat verirler. Hani müşteri açısından güzel bir şey tabii, değil mi? Siz mağaza mağaza dolaşmıyorsunuz. Firmalar o rekabeti sizin gözünüzün önünde yaşıyorlar ve aynı ürünü hep daha uygun fiyata bir tanesi sağlıyor size. Bir ürüne girdiğiniz zaman 10 tane 15 tane firmanın sattığını görüyoruz. Bir saniye içerisinde 15 mağazayı gezmek gibi bir kolaylık sağlıyor bize. Her birinin farklı fiyatı var. Bir de şeyden bahsedeyim tabii. Pazar yerlerinde tek kriter fiyat değil. Çok iyi fiyatı verdim ama en üstte benim ürünüm çıkmayabilir. Genelde buna buy box algoritması deriz. Bir arka planda bir algoritma çalışır. Bu algoritma fiyata bakar. Mağaza puanına bakar. Daha önceki müşteriler benim mağazamdan memnun kalmışlar mı? Beni nasıl puanlamışlar ona bakar. Kargoya verme süresine bakar bu algoritma. Daha kısa sürede kargoya verilen ürünler daha yukarıda listelenir genellikle. Belki deneyim yaşamışsınızdır. Aynı ürünü 10 firma satıyor ama en ucuzu değil en üstteki. Belki ikinci ya da üçüncü ucuz olabilir. Orada işte dikkat ettiğiniz zaman hemen şunu görürsünüz. Ya kargoya verme süresi daha azdır veya mağaza puanı daha yüksektir. Bir de böyle tüketiciye bizim adımıza bizim beynimizin düşüneceği şeyleri düşünüp algoritmalar var karşımıza getiren. Yani diyor ki tüketici uygun fiyatlı olan, hızlı teslimatı olan, bir de mağaza puanının yüksek olması da iyi servis, iyi hizmet anlamına geliyor. İyi hizmet almak ister deyip o algoritma içeride size o listelemeyi de yapıyor. En üstteki de buy box'ı alıyor. Buy box'ı almak çok önemli. Niye çok önemli? İşte internette herhangi bir ürünü aratıp karşınıza o ürün geldiğinde tıkladığınızda o linke ilk buy box kimdeyse oraya yönleniyorsunuz. Tüketici alışkanlığı çoğunlukla onu sepet alıp atıp alıyor. Dolayısıyla o orada yukarıda olmak çok önemli. İşte o yüzden de firmalar yazılım programları satın alıyorlar. Buy box'ta öne çıkmak için fiyatlarını kırıyorlar. Yani ben kendi fiyatımı düşürebilirim buy box'ta öne çıkmak için ama işte mağaza puanımı mesela kendim arttıramam. Oraya müşteri karar veriyor. O da tüketici tarafından bakılırsa iyi bir uygulama. Güzel paketle yani sözünde tutan, 3 günde kargoya veririm derse 3 günde gerçekten veren, aynı gün kargoya veririm diyorsa aynı gün kargoya veren firmalar yüksek puan alıyorlar. Onların buy box alma olasılığı artıyor. Bir de stoklu çalışanlar. Bu işi yapan herkes elinde kendi stoğu yok. Şöyle çalışan firmalar var. Ya sipariş bana düşsün de ben onu bir yerden bulurum gönderirim. Hatta daha ötesi de var. Bakıyor pazar yerlerine spesifik bir ürünle ilgili. 10 liraya bulabiliyor mu o ürünü? Buluyor. Başka pazar yeri platformlarında 13 liraya satışa sürünüyor. Ürün kendisinde yok. 13 liralık bir sipariş gelirse kendisine 10 liralık ürün alıp gönderme yoluna gidiyor. Burada da bir ciddi riskler var. O 10 liralık ürün hala 10 lira mı? Değil mi? Oradan aldım, geri gönderdim. Öyle bir şey zaman kaybına neden olacak. Verdiğim sözü tutabiliyor muyum? Bir riskler var. İşte bu yöntemleri uyguladığın zaman puanınızın düşme olasılığı var. Hatta çok değişik şeylere tanık oluyorduk. Mesela kendisinde ürün yok. Ama dediğim yöntemde ürünü satışa sunmuş pazar yeri platformlarında. 13 liraya bir sipariş düşüyor kendisine. Düşünüyor şimdi 13 liraya sattım. 10 liraya satan başka platformda birisi var. Oradan alacağım, bana gelecek. Ben göndereceğim. Kargolar falan hiç gerek yok. Şöyle yapıyor. Yeni bir üyelik açıyor. Kendi satmış olduğu müşterinin adresini giriyor. Dolayısıyla 10 liraya satan firma onu direkt alan tüketiciye göndermiş oluyor. Bu da tabii değişik bir vaka. Her seferinde yeni uyguluyor olmanız lazım her satış yaptığınızda. Ama bu tip yöntemler de var işte. Üniversite öğrencileri bol vakti olan, işi gücü olmayan ya da bunu merak eden, heveslenen, bu ticareti, bu deneyim yaşamak isteyen kişiler var. Böyle şeyler de yapabiliyorlar. Aslında şimdi siz yöntem de öğretmiş oldunuz yani.
Ama tabii burada başarı olasılığı yani birincisi siz aynı gün kargoda gibi bir satış yapamıyorsunuz. Ürün sizde yok. İşte 3 gün 4 gün falan koymanız lazım ki sözünüzü tutasınız. Yani sözünüz tutmadığınız zaman mağaza puanınız düşüyor. O zaman çok düşük bir mağaza puanıyla da satış yapma olasılığınız az. Ama işte çok yakından yönetir, ciddi vakit harcarsanız böyle yapanlar var gerçekten. Anladım. Ama azın, çok çok azınlıkta. Algoritmayı soracağım. Algoritma bizi duyuyor mu? Yani hani girdiğimiz sayfaları geçiyor da hep konuşulan konulardan bir tanesidir ya. Geçen de oğlumla konuşurken şöyle bir muhabbet, katlanabilir bisiklet kelimesi geçti. Yani hemen karşıma reklam geldi. Ya evet, cep telefonunda konuşuyoruz. Yani yazmadım, yere girip bakmadım. Denk mi geldi? henüz yok hocam. Henüz daha yok değil mi yani? Daha yok henüz. Bana ama bir işte resim gönderdi. Acaba onun mu şeyi oldu? Yani böyle ismi geçmeye başladı en azından bir yerlerde. İşte şu enteresan. Henüz yok ama bu big data dediğimiz şey gerçekten big hocam. Çok büyük yani. Farklı datalar zaman ilerledikçe birbiriyle entegre olmaya başlıyor. Yani mesela şu an sadece dijitalde bıraktığımız izlerden bahsediyoruz değil mi? Evet. İşte bu sepete atıp da almadığımız ürünler. Yani dijitaldeki bütün izlerimiz entegre olmaya başlıyor. Okuduğumuz gazete, likeladığımız işte Facebook'un biliyorsunuz mesela pek çok şeyi ortalara döküldü. Neleri lokluyorlar, neleri satıyorlar, hangi dataları değil mi? Sadece Facebook'un değil yani pek çok. Evet. Klasik bir laf var ya, bir ürüne para ödemiyorsak ürün bizizdir. Hakikaten bedava kullandığımız pek çok şey var değil mi? İşte Google var, Gmail var, bir sürü bize veri saklama alanı sunuyor, mail imkanı sunuyor. Ücretsiz tamamen bunlar. Evet. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de bedavadan şey yapıyoruz, o ürünleri kullanıyoruz aslında. İşte bu arka planda bunların hepsi bir şekilde entegre oluyor. Bizim bir şeyimiz var. Kendimizin bile yani bizi bizden iyi tanıyan bir arkada dijital aslında kimliğimiz var hepimizin. Bunlar pazarlama faaliyetlerinde kullanılıyor. Siz o muhtemelen bisikleti konuşmadınız sadece. Bir yerde bir dijital iz bıraktınız muhtemelen. Belki birinin bisikletini gördünüz arkadaşın. Aa ne güzel bisiklet etsin. Mesela ben sizin bayılıyorum karavan videolarınıza. Girip orada yorum yapsam Google'da. Aa ne güzel harika karavan desen bir iz olabilir bu. Bana karavan kiraları karşıma gelebilir bir süre sonra. Yani şu anda duymuyor ama bir şekilde bizim tıkladığımız bir yerlerden henüz duymuyor. İleride belki onu da görürüz yani. Teknik olarak çok çok güzel. Bir şey diyeceğim. Bana da sürekli uçak kiralama şirketinden şeyler geliyor. Mailler geliyor. Uçak kiralamak ister misiniz? Satın almak ister misiniz? Bilmiyorum hocam. Nereleri tıkladınız? Yine. Nerelerde gezdiniz son dönemde bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki. Çok ilgim olan bir konu da değil. Helikopter kiralama falan yazdıysanız uçak kiralama. Ben biliyorum hocam ya. Geçen bir şeyden bahsetmiştiniz ya. İnternette ada satılıyor diye girip bakmıştık. Evet. Orada bir iz bıraktık mesela. Sizde çok para var. Ada almak üzere araştırma yapıyor gibi bir iz bıraktınız o gün mesela. Ada almaya bakıyorsa uçak kiralama da onun için uygundur deyip oradan uçağa mı tıkladım acaba? Doğru, siz o gün uçağa girdiniz. O kadar çok tıkladınız. Ya, evet, uçağa girdiniz Can Hocam. Evet hocam. Işte, güzel bir örnek oldu. Tamam, şimdi çözdük orayı. Ben unutmuşum uçağa girdiğimi de siz satılıyorsunuz. Ondan sonra bana birkaç tane ada çıktı biliyor musunuz? Şurada güzel ada var. Burada. Artık hocam siz çok paralı, çok zengin ada satın alacak kredi kartıyla gibi bir şeyiniz var, bir imajınız var. Evet ya, öyle bir sayfa vardı gerçekten ya, çok ilginç. Hakikaten ticarette satılmayan şey kalmadı değil mi? Ada satılıyor, işte araba satılıyor, jet ski satılıyor, arsa satılıyor. Satılmayan gerçekten çok az şey kaldı. Eğitim, pizza, dijital ürünler, zaten kendisi dijital ürünler var, oyun gibi işte. Sinema bileti gibi onlar satılıyor. Evet. Şey artık yani benim işim e-ticarete uygun mu dönemi geçildi artık hakikaten. O yüzden de en başta da söylediğim gibi bir an önce işiniz her ne olursa olsun e-ticarette satılabiliyor mu? Onu düşünmemiz, kafalamamız gerekiyor aslında.
Ama fark yaratmak lazım. İşte o farkı yaratmak meselesi. Mesela girişimci kadınlardan bir tanesi hocam. Burada bir araya gireyim. Örnek vermek için. Çok güzel pasta yapıyormuş. Etraf onu teşvik ediyorlarmış. Ya senin pastaların harika, bunu satsana diye. Nereden satacağım? İnternetten sat. O işe başlamış. Bayağı işleri iyi gidiyor. Sonuçta dedim şeyi nasıl dağıtıyorsun, pastayı? Evet. Sonuçta kargo vermesi çok zor. Bizim çocuklar götürüyorlar dedi. Kendi aile, ailedeki kendileri teslim ediyorlar yani. Sonuçta tabii belli bir çevreye hitap ediyor şu anda. Ama o iş onu o kadar tatmin ediyor ki çok mutlu hayatından. Yani günde 10 tane sipariş alıyor. Onun için bambaşka bir kapı açılmış. Şimdi şeye kapı atıyor işte, bunu nasıl arttırırız? Daha uzak noktaları nasıl ulaştırırız? Yani ürün zor tabii, pasta. Hani çok iyi bir paketleme lazım. İşin içine kargo maliyeti girince pastanın maliyeti artıyor gibi konular var. Ama şu anda hatta bazı müşterinin gelip kendisi alıyormuş. Ben oraya getiremem, çok uzak dediği zaman müşteri diyormuş ki ya ben işten dönüşte ben oraya alırım. Bir yiyen tekrar almak istiyormuş falan. Bir de böyle hikayeler var. Müşteri iyi bir deneyim yaşayınca tekrar yaşamak istiyor. Şu an mesela o girişimci kadının şeyi var. Bir kendisine bağlı bir müşteri. Ne diyeyim, portföy mü diyeyim, kitlesi mi diyeyim, devamlı almak istiyorlar. Peki devlet tarafı nasıl? Devlet teşvik veriyor mu bu konularda? Yani, yani ne diyeyim, pazarlama tarafına mı olur? Hani ön sermaye mi olur? Bilmiyorum nasıl bir teşvik olabilir? Devlet şu anda çok doğru bir yaklaşımla e-ihracata destek veriyor. Yani Türkiye'de üretilen ürünler yurt dışına e-ticaret vasıtasıyla satılsın şeklinde. Bu noktada bir site hazırlandı. O sitede yurt dışına nasıl satış yapılır, hangi şartlar var, işte mevzuatı kolaylaştırmak istiyor devlet. Sonuçta stratejik bir konu hocam. Baktığımız zaman biz turizm gelirlerinde ciddi pandemi sonrası olumsuz etkilendik. İhracat, ithalat dengemize bakarsanız çok fazla ürünü dışarıdan alıyoruz, dışarıya çok az şey satıyoruz. Ama aslında bizim de dışarıda satılabilecek ürünlerimiz var. Bunun da en günümüzde pratik yolu e-ihracat. İşte devlet bunu bir stratejik olarak önceliklendirmiş durumda. Bu konuda ciddi toplantılar yapılıyor büyük firmalarla. Nasıl teşvik yapalım, doğrudan destek mi yapalım, işte ne kadar satarsa o kadar destek mi alalım gibi. Hayata geçecek ve ülke içinde gerçekten kritik bir konu. Değil mi? Bu KOBİ'lerin kendi el emeği göz nuru ürünleri üretenlerin bile yurt dışına satış yapabildiğini düşünürsek, ki aslında çok fark etmiyor. Sınır ötesi ne satış da aynı etişaretten. Ürünü listelediğiniz zaman internette tüm dünyaya açık o ürün. Bir de işte gümrük konular önemli. Bir de uluslararası kargo konular önemli. Bu konular çözüldüğü zaman yurt dışında da satmanızda bir sıkıntı yok. Demiştim ya işte 90'ların ikinci yarısından itibaren biz Amazon'dan sipariş verirdik diye. Tıklıyorsun, giriyorsun, sepet atıp alıyorsun. Yani arkada bir yazılım var. Yazılım aynı yazılım. Kargo konusunu, gümrük konusunu çözdükten sonra olabilir. Ve bazı Türk ürünlerine ciddi talep de olabilir gerçekten. Bizim mesela biriyle tanıştım. Uzak Doğu'da Türk restoranlarına şey satıyor. E-ticaret üzerinden. Kuru bakliyat. Enteresan bir şey. Yani kimin aklına gelir ama iyi hacimlere ulaşmış durumda. Çünkü orada o bakliyatın aynısını bulamıyorlar. Mümkün değil. Türkiye'den almak istiyorlar. Türkiye'den de en kolay e-ticaret yoluyla alıyorlar. Yani hiç akla gelmeyecek şeyler olabilir mesela. Doğru bakliyatı nasıl satarız e-ticaretten diyebilirsiniz. Belki de yurt dışında da bunun çözümü. Yani yurt dışında ona ihtiyaç duyan birileri vardır belki de. Aslında pazar bütün dünya oluyor daha geniş yaptı düşündüğümüzde. Evet. Şimdi böyle söyleyince akla geliyor. Hani yurt dışına satacaksam doğru satış noktası yine hepsi burada gibi bir sayfa mıdır? Yani sen tahmin ediyorum herhalde daha çok Türkiye'ye yönelik bir site, yoksa böyle Alibaba gibi, evet. Amazon gibi daha global yapılar. O sistemlere girmek için hani nasıl bir mevzuattan geçmem lazım. Yani yöntem hepsinde aynı hocam. Şu anda bütün büyük platformlar Türkiye'deki hepsi e-ihracata başladılar. Pilot olarak denemeler yapıyorlar. Tamam. Dolayısıyla siz ürününüzü yüklerken pazar yeri platformu size bu ürün yurt dışında satılsın mı diye bir aslında bir tikten ibaret. Onu tiklediğiniz zaman o ürünü eğer isterse pazar yeri platformu yurt dışına satışı açabiliyor. Hepsinin
öncelikli gündemleri bu. Hepsinin hazırlıkları var. Ve de yöntem aynı. Yani bir ürünü yüklüyorsunuz. Siz başka bir şey yapmıyorsunuz aslında bakarsanız. İşte bunun platform size şunu söylüyor. Diyor ki kargo kısmı bende, gümrük kısmı bende. Ben X bir ülkede, örneğin Rusya'da, örneğin Özbekistan'da, örneğin işte Katar'da, Katar'da denemeler yapıldı, Rusya'da yapıldı, Türkiye Cumhuriyetler'de yapıldı. Orada bir anlaşmalı kargom var. Buradan gönderiyorum. O anlaşmalı kargo alıyor, müşteriye teslim ediyor. İşte iade konusu biraz kritik tabii. Burada da bazı ürünlerin iadesini getirtmek anlamsız oluyor. Yani uluslararası kargo fiyatının işin içine girince orada kalsın daha iyi. Yani orada onu hediye edelim veya bir depoda toplayalım, son toplu getirelim gibi. Yani en kritik konu ihracatta ürünün iade kısmı. Bir de tabii uluslararası gümrükleme ve kargo konuları önemli. Onun dışında bir fark yok. Yani platform aynı platform, site aynı site. Sadece sitenin çevirisi yapılıyor mesela. Hangi ülkede satış yapacaksanız. O firma yani o pazar yeri sistemi zaten gerek çeviri yapıyor. Yani yapıyor. Bir, aynen. Gerek yok. Ben aynen. Yazıyorum Türkçe, orası Rusça'ya çeviriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada da size bu hizmetler sağlanmış oluyor aslında. Çeviri, gümrükleme, uluslararası kargo, iade konularını platform hallediyor. Siz normal ülkede satış yapar gibi size sipariş gelince paketleyip gönderiyorsunuz. Bunu yurt dışına göndermiyorsunuz da ilgili platformun deposuna gönderiyorsunuz. Onlar o depoda onu elleştiriyorlar, birleştiriyorlar gerekirse birden fazla sipariş varsa ve toplu bir şekilde ilgili ülkeye gönderiyorlar. O ülkenin satış fiyatını da yani mesela bir Amerika'daki kahvenin satış fiyatıyla Türkiye'deki aynı kahvenin satış fiyatı arasında dağlar kadar fark oluyor. Kesinlikle. Bunu düşünmek lazım. O pazarda kaça gidiyor? Buraya çok pahalı, oraya daha düşük bir fiyat vermek gerekebilir herhalde. Kesinlikle. Veya artabilir, tam tersi de olabilir. O konuda kesinlikle. Da pazar yeri platformları da bu konulara kafa yoruyor. Hangi ülkede hangi ürünü satmak mantıklı, o ülkede bu ürünleri satalım diye. Siz onu da düşünmüyorsunuz. Siz her ürününüzü işaretleyebilirsiniz yurt dışında satışına izin veriyorum ya da satmak evet. istiyorum diye. Onunla siz ilgilenmiyorsunuz o kısmıyla. Anladım. Aslında. Çünkü öbür türlü sizin o ülkede gidip bir site kurmanız, o ülkenin dilinde mevzuatına uygun ödeme sistemi, işte az önce saydığımız bir satış yapmak için bir app geliştirmeniz, mobil uygulama geliştirmeniz çok daha yüksek maliyetli olacaktır. Bir de 3 ülkede satacaksanız çarpı 3 bu efor sarf edeceksiniz. O yüzden platformların böyle cazibeleri var. Yani sizin adınıza her şeyi düşünmüş oluyor. Bir paket çözüm gibi oluyor aslında. Bakarsınız. Sadece komisyon ödüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Benim bir sorum var. Soru saçmaysa özür diliyorum. Önce onu söyleyeyim. Hep fiziksel ürün satıyoruz. Servis satılabilir mi? Mesela evet. Hepsi burada .com veya Amazon üzerinden bir servis satmak mümkün olabilir mi? Fiziksel ürün diye. Ha mesela. Sonuçta fiziksel ürünü satmakla e-ticareti satmanın servisi bir farkı var mı? Yani normalde bir servis satın alırken değil mi? Kartımızla ödeme yapıyoruz. Hı-hı. Bir farkı yok. Yani uygun şekilde tanıtılırsa, anlatılırsa hiçbir fark yok. Yani sinema biletinden farklı değil aslında değil mi? Sonuçta size bir şifre geliyor cep telefonunuza. O şifreyi gösterip sinemaya giriyorsunuz. Burada da eğitim için size bir kod, şifre bir şey gelebilir. Onunla eğitime katılabilirsiniz. Mümkün mü? Altyapıyı sağlamak önemli. Mümkün tabii ki. Tabii ki mümkün. Hocam şey var, çeviri yapanlar var. Yani eğer onu servis diye düşünürsek ki öyle. Word dosyasını yolluyorsunuz. Onlar size kelime başına şu kadar lira diyor. Zaten Word sayıyor kaç kelime olduğunu. Oradan çeviriyi yapıp size evet. gönderiyorlar. Bu da bir hizmet değil mi? Bu da e-ticaretten alabilirsiniz. Evet. Hatta bionluk.com en çok ziyaret ettiklerimden bir tanesidir benim. Bionluk. Evet. Bunu tavsiye ederim. Evet. Yani böyle reklam yapmış gibi olduk değil mi böyle hocam? Eğitim satmak mümkün yani başka bir deyişle orada. Tabii. Udemy o zaman en güzel örnek herhalde. Evet, tabii. Zaten parayı ödüyorsunuz kartınızda. Evet, tabii. Yok, tabii benim kastettiğim bu eğitimi hepsi burada yüklemek mesela örnek veriyorum. Veya Trendyol'a yüklemek. Mümkün hocam. Yani gidip bir kategori açtırmanız lazım. Eğitim bir kategori. Siz ilk olabilirsiniz. Kabul ederler. Değil mi? Tabii yani. Sonuçta bu kategorilerin çeşitliliği zaten zaman içerisinde böyle gelişti. Yani biz ilk başladığımızda
bize tuhaf gelen talepler oluyor. Ben kurban satmak istiyorum, işte ben araba satmak istiyorum diyenleri biz falan olur mu acaba diyorduk. Zaman içerisinde işte pek çok şey eklendi. Buna işte pizza, sinema bileti gibi şeyler de dahil, ev, araba, jet ski, ne bileyim, arsa. Bunlar satıldıktan sonra bir de şey merak ediyor, işte ev satışı nasıl oluyor diye. Orada aslında tabii bütün evin parasını kredi kartından çekmek mümkün değil. Bir ne denir onu? Kapora çekiliyor. Ve evi alan kişiye süre tanınıyor. O bilgi kendisine iletiyor. 48 saat içerisinde ödemeyi mesela tamamlaması gerekiyor. Veya 3 gün içerisinde neyse. O kaporayı sadece kredi kartından sembolik bir rakam çekiliyor. Yani evin ücretinin yanında sembolik bir rakam. Alan kişiler o şekilde alıyorlar. Muhtemelen hani ada satın aldığınızda da Can Hocam sizden bir seferde kartınızdan hepsini tahsil etmeye düşüneceklerdir, bir kapı vesileceklerdir. Öyle oluyor yani. Dolayısıyla bu şeyin sınırı yok. Yani ürünün bedelinin de sınırı yok, servisin çeşitliliğinin de sınırı yok. Yeter ki kurguyu iyi yapmak önemli. Arka planda. Öyle hocam. Yönet Hocam, Can Hocanın şeyi kredi kartı limiti yeter ama adaya falan. Adana bayağı bir ufak olması lazım. Ufak mı ufak Can Hocam? Ada mı ada? Ada adadır yani tabii ki. Denizin ortasında bir kayalık. Peki başka sorumuz var mıdır? Ben kendi açımdan çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Rica ederim. Yönent Hocam, ben şu balığı merak ettim. Balık akvaryum balığı mı yoksa bayağı... Izgaralık balık hocam. Efendim? Izgara balık. Yani marketler de pazar yeri platformlarında yer alıyorlar. İşte bildiğimiz Carrefour'dur, Migros'tur. Kendi siteleri de ayrıca var ama pazar yeri platformlarında anlaşmaları var. Oradan balık sipariş verebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla akvaryum balığı da olur. Tabii. Neden olmasın? Hani gördün mü derseniz pazar yerlerinde görmedim ama niye olmasın yani? Normal balık geliyor. Yani tabii onu canlı taşımak için bir özel şey lazım. Düzenek lazım herhalde. Onun şimdi için. Aynı şehirdeyse ben kendim ileteceğim diyor mesela kişi. Ben kendi balığımı satıyorum. Aynı şehirdeyse ben kendim getireceğim diyor mesela. Olabilir. Öyle satış yapmak isteyen firmalar da var. Pazar yeri platformu diyor ki ben götürürüm kurarım mobilyayı mesela diyor. Kargoya falan. Ha mesela vermeyecek. Evet. Veya klimayı öyle satıyor. Diyor ki ben klimayı alan kişiye kendim götüreceğim. Kurulumunu da yapacağım. Herhangi bir kargoyla anlaşmama gerek yok diyor. O da mümkün. O zaman pazar yeri platformuna teslim edildi bilgisini aktarmamız gerekiyor bir şekilde ki o sipariş kapatıldı, satışına çekilsin. Kendiniz götürüp kurduysanız sisteme dönünce ben bunu teslim ettim diye bilgisini geçiyorsunuz mesela. Ki onu girince zaten paranızı alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Paranızı almanız ona bağlı. Evet. Yokram hocam aklıma güzel bir fikir geldi. Siz şu oyuncakçıda hem oyuncak hem de servis satın. Oyuncağı getiriyoruz, çocuğunuzla oynuyoruz şeklinde. Aynen. Güzel olur. O gerçekten satar herhalde. Oynaması da bizden. Oynaması da bizden. Güzel bizden. Başka sorumuz var mıdır? Bir öncekinde slaytlar dinlemiştik ama böylesi çok daha iyi oldu. Görel Hocam çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.